Yeryüzünde nüfus eşit olmayan bir dağılış gösterir. Bazı alanlarda nüfus çok sık iken kimi yerlerde son derece seyrektir. Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde bu açıdan daha seyrek bir durum olduğu söylenebilir. Bunu harita üzerinde gösterelim. Çünkü harita üzerinde bazı yerlerden bahsetmiş. Hem de aklınızda daha kalıcı olsun. Şimdi nüfusun seyrek olduğu yeri arıyoruz. Dikkat edelim. Seyrek nüfuslu yer arıyoruz. Batı Avrupa demiş. Batı Avrupa dediği bölgede zaten Fransa var, İngiltere var. Hatta biraz daha kuzeye doğru, Kuzey Batı Avrupa dediğimiz yerde işte Almanya'sı var, Hollanda'sı var, Belçika'sı var gibi. Burası nüfusun seyrek olduğu bir yer değil. O zaman sildik. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları şu bölge. Burası da nüfusun kalabalık olduğu yerlerin başında geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington burada, New York burada, dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. Sanayi bölgesi burası, aynı zamanda yer şekilleri sade, kalabalık. O zaman seyrek nüfuslu yer arıyorduk. Olmaz. Güneydoğu Asya zaten olmaz. Çünkü Hindistan'la zaten Çin, ikisi dünyanın en kalabalık iki ülkesi. Burayı da zaten alamayız. Kanada'nın kuzeyi demiş. Kanada'nın kuzey kıyıları şu bölgeleri şöyle. Nüfusun çok seyrek olduğu yer. Çünkü yaklaşık olarak şuradan kutup dairesi geçiyor. Kutup dairesinin geçtiği bu bölgede tabii ki soğuk kuşak olduğu için sıcaklığın çok düşük olmasına bağlı olarak çok fazla insan yaşamadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız denizde olur. Japonya'ya geldiğimizde de Japonya şurada bir ada ülkesi ve nüfusu seyrek olan bir yer değildir yüz ölçümüne göre. Nüfus yoğunluğunda fazla, hatta dünyanın en kalabalık başkenti Tokyo, Japonya'nın başkentidir. Sonuç olarak cevabımız Denizli oldu. Güney Amerika'nın ekvator kuşağında bulunan Amazon havzasının seyrek nüfuslu bir alan olmasında hangisinin etkisinden söz edilebilir demiş. Amazon havzası neredeydi? Hemen şuradan gösterelim. Amazon havzamız bizim Amazon Nehri'nin olduğu Brezilya ve çevresi, şurada tam ekvator çizgisinin olduğu Amazon havzası burasıydı. Şimdi buranın seyrek nüfuslu olmasına çok sık yağmur ormanlarının bulunması kesinlikle etkili. Bitki örtüsü çok sık çünkü ekvatoral iklim görülüyor. Sıcaklık yüksek, nem yüksek, yağış fazla. Bunlardan dolayı sık yağmur ormanları bulunuyor. Bundan dolayı da çok sık bir bitki örtüsü olduğu için nüfusu seyrektir. Çok engebeli bir arazi yapısının olması. Dikkat edin, bu fiziki bir harita. Hatta şurayı silip büyütmeye çalışayım. Şöyle yapsak olur. Şimdi dikkat edin, bu bir fiziki bir harita ve fiziki haritada engebeli yerler, yüksek yerler kahverengi ve tonlarıyla gösteriliyor. Şimdi ben Amazon havzasına geldiğimde bir engebe göremiyorum açıkçası. Dolayısıyla bu bölge öyle engebeli bir bölge değil. Bundan dolayı nüfusu seyrektir diyemem. 2 numarayı almıyorum o yüzden. Çok sıcak ve nemli hava koşullarının görülmesi demiş. Doğru, burası ekvatoral iklim olduğu için sıcak ve nemli hava koşullarından dolayı da nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız 1 ve 3 olur. O cevabı da denizde buluyoruz. Nüfusun yeryüzünde eşit olmayan bir dağılış göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez demiş. Şimdi yeryüzünde nüfus eşit dağılmamıştır. Bu eşit dağılmamasının sebepleri arasında mesela ulaşım olanakları çok engebeli olan yerler de ulaşım olanakları sınırlı olur. Dolayısıyla ulaşım olanaklarının sınırlı olduğu yerler ile ulaşım olanaklarının çeşitli olduğu yerler arasında tabii ki nüfus eşit dağılmayacaktır. Bunu sağlayan yer şekilleridir. Sonra bir yerdeki iklim özelliklerinin, örneğin kutuplardaki iklim özelliklerinin çok soğuk olması, ekvatorda çok sıcak ve nemli olması, bunlar da nüfusun dağılışı üzerinde etkilidir. Toprağın verimi de verimsizliği de nüfusun dağılışı üzerinde etkilidir, ama bir ülkenin sahip olduğu, bulunduğu saat dilimi, ikinci saat diliminde bulunması, üçüncü saat diliminde bulunması o ülkenin nüfuslanmasını ya da nüfuslanmamasını sağlamaz. Bu etkili değildir. Cevabımız Ceyhan olur. Avrupa kıtasında nüfuslanmanın fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Avrupa kıtası doğum oranlarının çok yüksek olduğu bir yer değildir. Yani doğum oranlarının çok yüksek olmasının etkisi yoktur. Cevabımız Adana oldu. Ama Avrupa nüfuslanmıştır. Çünkü ılıman iklim koşulları görülür. Yer şekilleri sadedir. Sanayileşmiş bir ülke olduğu için dışarılardan çok fazla göç alır. O yüzden kalabalıktır. Nüfus yoğunluğu fazladır. Toprakları tarıma elverişlidir. Bunlardan dolayı nüfuslu fazladır. Ama doğum oranı çok yüksek diyemeyiz. Avrupa'nın doğum oranı düşüktür genel olarak baktığımız zaman. Cevabımız Adana'dır yani.
Ganj Nehri'nin aşağı çığırında, yani aşağı çığırı döküldüğü yer, denize döküldüğü yerdir arkadaşlar. Döküldüğü yer. Yoğun bir nüfuslanma varken Obi Nehri'nin aşağı çığırında nüfus çok seyrek nüfuslanmıştır diyor. Nüfus seyrektir diyor. Şimdi Obi'nin de denize döküldüğü yerde nüfus seyrektir diyor. Bu durum neyle açıklanabilir diye sormuş. Nehirlerin uzunluklarının farklı olmasıyla mı açıklanır? İklim koşullarının farklı olmasıyla mı açıklanır? Akım ve rejimlerinin farklı olmasıyla mı açıklanır? Demiş. Şöyle bir harita üzerinde gösterelim isterseniz. İndus ve Ganj, özür dilerim. O Ganj ile Obi nehirlerini. Şimdi Ganj nehrinin aşağı çığırı dediği yer şu bölge. Obi nehrinin aşağı çığırı dediği yerde seçemedim ama şu bölgelerden birinde şöyle. Dolayısıyla şimdi bunların döküldüğü yerlerde iklim koşulları farklı. Burası kutuba çok yakın. Çok soğuk bir bölgede denize dökülüyor. Burası da ılıman bir bölgede denize dökülüyor. Şimdi nehirlerin uzunluklarının farklı olması burada nüfuslanmanın farklı olmasında etkili değildir. Ama iklim koşullarının farklılık göstermesi. Yani burada kutup iklimi ya da tundura iklimi görüldüğü için, burada da ılıman bir iklim görüldüğü için, muson iklimi görüldüğü için kalabalık, burası da tenha diyebilirsiniz. Akım ve rejimlerinin farklı olmasıyla da ilgisi yoktur. Yani bunların akımının düzenli olması, düzensiz olması, özür dilerim. Akımlarının yüksek olması, düşük olması, rejimlerinin düzenli ya da düzensiz olması ilgili değildir konuyla. Dolayısıyla burada ilgili olan denize döküldükleri yerde, yani aşağı çığırlarında iklim koşullarının farklılık göstermesidir. Dolayısıyla bunun cevabı da Bursa olacaktır. Aşağıdaki haritada yeryüzünde nüfusun seyrek olduğu bazı alanlar gösterilmiştir. Bu alanlarda nüfusun böyle bir özellik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi birinci derecede etkili olmuştur diyor. Bakalım. Şimdi bir kere ben burada şu Kuzey Afrika'yı gördüğüm anda ve Arap Yarımadası'nı gördüğüm anda burada bir kuraklıktan bahsedebilirim. Kurak olmasından bahsedebilirim, çöl olmasından, yağış azlığından bahsedebilirim. Böyle bir şey arayacağım. Şimdi yüksek dağlık alanlar, şu bölge yüksek dağlık alanlar olduğu için tenhadır, evet. Ama diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani burası yüksek dağlık alan olduğu için tenha değildir. Diğerlerine uygulayamıyorum şu A şıkkını. Sadece şu bölgeye uygulayabiliyorum. Burası hem yüksek dağlık alan olduğu için hem de biraz da kıyı şeridinde şurada soğuk okyanus akıntısı etkili olduğu için burada kuraklık hakimdir. Hatta dünyanın en kurak çöllerinden bir tanesi Atakama Çölü bu bölgede bulunuyor. Dolayısıyla bu bölge hem kurak bir bölgedir, şu Kuzey Afrika kurak bir bölgedir, Arap Yarımadası kurak bir bölgedir, Namib ya kurak bir bölgedir, Namib Çölü, Avustralya'nın iç tarafları kuraktır, çöl iklimi, bakın hep saydığım yerlerde çöl iklimi hakim. Ondan sonra Amerika'nın iç kesimleri şöyle, bu bölgede kayalık dağların hemen arka tarafı da yine çöl bölgelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bu bölgeler kuraklığın şiddetli olduğu yerlerdir. Bu şıkların içerisinde kurak bölge arayacağım. Hemen şiddetli kuraklığın hüküm sürdüğü ifadesini Edirne'de yakalıyorum. Doğru cevabım o zaman Edirne olacaktır. Yağışın yeterli olduğu alanların yoğun nüfuslandığını iddia eden biri bu iddiasına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir demiş. Şimdi Amazon Havzası yağışın yeterli olduğu bir yerdir ama nüfusun tenha olduğu bir yerdir. O zaman kanıt gösteremem. Batı Avrupa kıyılarını yağışın yeterli olduğu bir yer olarak alabilirim. Nüfusun da yoğun olduğu bir yer olarak alabilirim. O zaman buranın yağışının yeterli olmasının, burada nüfusun yoğun olmasını sağladığını iddia eden birisi kanıt olarak gösterebilir. Cevabım Bursa olur yani. Kongo Havzası yağış yeterlidir ama tenhadır. Gösteremem. Himalayalar bölgesine geldiğimiz zaman yağış yeterlidir ama engebeden dolayı tenhadır. Gösteremem. Büyük Sahra zaten yağışın yeterli olduğu bir yer değildir. Çöl bölgesidir. Dolayısıyla bunu zaten alamam. Cevabım Bursa olur. Bir ülkenin nüfus piramidine bakılarak şu özelliklerden hangileri hakkında fikir edinilebilir demiş. Nüfus piramidine bakarak ne söyleyebiliriz? Bir kere nüfus piramidine baktığımızda ülkenin doğum oranlarının yüksek olması ya da
Yaş nüfusunun az olması, ortalama yaşam süresinin uzun olması, kısa olması gibi kavramlardan ülkenin gelişmişlik düzeyiyle ilgili yorum yapabilirim. Yaşlı nüfus oranlarıyla ilgili yorum yapabilirim. Kadın ve erkek nüfus oranlarıyla ilgili birbirine oranlayarak yorum yapabilirim. Dolayısıyla bunun üçüyle de ilgili yorum yapabilirim. Doğru cevabım Edirne olur. Aşağıda Singapur'un 2016 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir demiş. Nüfus yoğunluğu dünya ortalamasının altındadır. Arkadaşlar nüfus yoğunluğunu bilebilmem için yüz ölçümünü bilmem lazım Singapur'un ve dünya ortalamasını bilmem lazım. Buraya bakıp da dünya ortalamasını ve Singapur'un yüz ölçümünü bilmediğime göre dünya ortalamasıyla ilgili bir çıkarımda bulunamıyorum. Ülkenin nüfusu göçlerle gittikçe artmaktadır. Bunu da bilemiyorum. Buradan çıkartamam nüfusun göçlerle artıp azaldığını. Bu sadece bu grafiğe bakarak. Nüfus ülke yüz ölçümüne dengeli dağılmıştır. Ülkenin yüz ölçümünü vermediği için bunu da çıkartamam buradan. Ortanca yaş 60'ın altındadır. Teker teker bu nüfusu sayıp en ortadaki nüfusu bilebilmem lazım. Ortadaki nüfusun yaşını çıkartabilmem lazım. Buradan bunu da çıkartamam. Ortanca yaşın 60'ın altında olduğunu ya da üstünde olduğunu yorumlayamam bu piramitten. Ekonomik bakımdan kalkınmış bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dikkat edin ortalama yaşam süresini çok uzun olduğunu görüyorum. 95'ler görüyorum burada. Yaş nüfus oranının fazla olduğunu görüyorum. Şu 65'in üzerine çıktığı zaman şu bölgenin fazla olduğunu görüyorum. Doğum oranının gitgide azaldığını görüyorum. Bu da ekonomik olarak kalkınan bir ülkelerin profilini çizer bana. Buradan Edirne'yi çıkartabilirim ama diğerlerini çıkartamıyorum. Yukarıdaki nüfus piramidinin aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olma olasılığı daha fazladır demiş. Şimdi bu üçgen piramit arkadaşlar. Bakın şöyle bir ben çizdiğim zaman yaklaşık olarak bir üçgene benziyor. Dolayısıyla burada yaş nüfus az görüyorum. Doğum oranları yüksek olduğunu görüyorum. 0-4 yaş grubu arasında. Dolayısıyla burası gelişmemiş bir ülkeye ait. Gelişmemiş ülkenin nüfus piramidi Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş, Norveç gelişmiş, Almanya gelişmiş, hatta Türkiye gelişmekte olan statüsünde ama Türkiye'nin nüfus piramidine baktığımızda da bayağı gelişmiş olduğunu yavaş yavaş gözlemleyebiliyoruz. Burada bunların içerisinde en gelişmemiş ülke elbette Afganistan'dır. Dolayısıyla cevabımız Adana. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Bu ülkede doğum oranlarının son yıllarda arttığını ifade eden biri aşağıdakilerden hangisine dayanarak bunu söylemiş olabilir diye bir sorumuz var. Şimdi bu piramidin ne olduğuna bir bakalım. Bu piramit bir kere çan şeklinde bir piramit. Peki çan şeklindeki piramitler kime ait olur ve özellikleri nelerdir? Çan şeklindeki piramitler gelişmiş ülkelere ait piramitlerdir. Özelliği ise uzun yıllar boyunca doğum oranı stabil gitmiştir. Daha sonrasında ülke kasıtlı olarak nüfus politikasında artış hızını yükseltmeye yönelik politikaya dönmüştür. Nüfus artışını yükseltmeye çalışıyordur yani kasıtlı olarak. Ve bu da başarılı olduğu için şurada tabanda şöyle bir genişleme söz konusudur. Bu çan şeklindeki piramidin genel özellikleridir ve yaş nüfus oranında fazla olur bunlar. Zaten gelişmiş olduğunuz ifade ettik. Bunun öncesi çan şeklini almadan bir öncesi aslında arı kovanıdır. Yani şu şekildedir. Şöyle. Arı kovanı gelişmiş ülkenin piramididir. Ve arı kovanında dediğim gibi uzun yıllar doğum oranları stabil bir şekilde takılıyor. Çok belirgin farklar yok. Fakat devlet diyor ki nüfus politikasında değişikliğe gidiyorum arkadaşlar. Nüfus artışını yükseltmeye çalışalım artık biraz deyince bu da toplumda kabul görünce şurada doğum oranlarında artış meydana geliyor. Bu artış şöyle bir şey oluşturuyor. Şekil oluşturuyor. Bu şekilde çan şeklini ifade ediyor. Şimdi bu ülkede doğum oranlarının son yıllarda arttığını ifade eden birisi aşağıdakilerden hangisine dayanarak özür dilerim bunu söylemiş olabilir diyor. Elbette ki doğum oranlarının son yıllarda arttığını şu bölgedeki yani genç nüfus oranının arttığına dayanarak söylemiş olabilir. Şöyle bir baktığımda kadın nüfus oranının fazla olmasıyla sağlık hizmetleriyle ilgisi yok. Ama genç nüfus oranının artmasıyla ilgisi var. Kasıtlı olarak üstelik burada genç nüfus oranı arttırılmıştır.
Evlenme yaşının düşmesi, yaş nüfusun az olmasıyla ilgisi yok burada bu verdiği durumun. O zaman cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar.